Merhaba gençler ben İngilizce öğretmeniniz Ali Ceylan. Bugün 8. sınıf 4. quizimizi çözeceğiz. Quizimiz ilk iki üniteyi kapsamakta ve benim hazırladığım sorulardan oluşmakta. Video izlemeden önce quizi çözmüş olmanızı ve izlerken notlar çıkarmanızı tavsiye ederim. Quizin indirme bağlantısını videonun açıklamalar kısmında da bulabilirsiniz. Videoda yazılar okunaklı değilse kalite ayarlarından 1080-720 gibi yüksek bir ayar seçebilirsiniz. Hemen başlayalım. Siz dosyayı indirirken böyle çözülmemiş halde indirmiş olacaksınız. Biz direkt çözülmüş haliyle cevaplardan ilerleyelim. A bölümünde match the questions with the answers denmiş. Yani soruları cevaplarla eşleştiriniz. İlk sorumuza bakalım. We are going to the stadium to watch the championship match. Would you like to join us? Diyor stadyuma şampiyonluk maçını izlemeye gidiyoruz. Would you like to join us? Bize katılmak ister misin? Join katılmak demek. Would like kalıbı var burada. İstemek. Cevabımıza bakalım. It sounds great. Kulağa harika geliyor. But I have to study for my English quiz. Ama ben İngilizce quiz'im için çalışmak zorundayım. Have to zorunluluktu. Another time perhaps. Perhaps belki demek. Maybe ile eş anlamlıdır. Diyor ki başka zaman belki. Another time perhaps. İkinci cümleye bakalım soruya. I couldn't attend your wedding, Gül. Diyor senin düğününe, nikahına katılamadım Gül. I apologize for that. Bunun için öz özür dilerim diyor. Apologize özür dilemek. Here's your gift. İşte senin hediyen. Hediyen burada. Gift hediye demek. I hope you like it. Umarım beğenirsin. Cevabımıza bakalım. Thank you so much. Çok teşekkürler. You're so thoughtful. Sen çok düşüncelisin diyor. Thoughtful, düşünceli. But it is very expensive. Ama çok pahalı, expensive. I can't accept it. Ben onu kabul edemem. Hediyenin çok pahalı olduğunu düşünüyor ve kabul edemeyeceğini söylüyor. Üçe bakalım. Taking my dog for a walk and feeding it make me feel good. Diyor. Köpeğimi yürüyüşe çıkarmak ve onu beslemek. Feed, beslemek demek. Beni iyi hissettirir. Bana iyi gelir anlamında diyor. Do you have a favorite activity? Senin favori bir aktiviten var mı diye sormuş karşıda. Of course. Tabii ki. I love camping the most. Ben en çok kamp yapmayı severim. The most var. Sonunda en çok. Mother nature is my doctor. Diyor. Tabiat ana, Doğa ana. Mother nature mitolojik bir karakter aslında. Tabiat ana gerçek değil diyor. Tabiat ana benim doktorumdur. Diğer cümleye bakalım. Hey Metin, why don't you go to school on foot? Diyor. Merhaba Metin ya da hey diye de düşünebilirsiniz. Hey merhaba anlamında da olabilir. Ya da direkt hitap kelimesi olan hey diye de olabilir. Why don't you go to school on foot? Neden okula ayakla gitmiyorsun diyor. On foot yürüyerek ayakla. Your school is not far from your house. Diyor senin okulun senin evine uzak değil. Far uzak demek. Cevapta because I have a huge bag with lots of books in it. Diyor çünkü benim içerisinde çok kitaplar olan devasa bir çantam var. Huge çok büyük devasa. I can't walk with it. Diyor ben onunla yürüyemiyorum. I can't walk with it. With ile demek ya onun ile yürüyemiyorum. Yürüyemem. Diğer cümleye bakalım. You always look energetic and relaxed. Diyor sen daima enerjik ve rahat görünüyorsun. What's your secret? Senin sırrın ne? Secret, sır demek ya. How do you start a day? Bir güne nasıl başlarsın? Bakalım cevabımıza. First thing I do in the morning is to talk to myself and say you're awesome. Diyor. First thing I do in the morning. Sabah yaptığım ilk şey kendimle konuşmak is to talk to myself kendimle konuşmak ve you're awesome demek yani sen muhteşemsin demek sen harikasın awesome muhteşem harika do you want me to text you the address of Velis surprise birthday party diyor sana Velinin sürpriz doğum günü partisinin adresini göndermemi yani mesaj atmamı ister misin Cevapta no, hayır. I know the place. Ben yeri biliyorum. Place yer demek. Don't worry. Endişelenme. I'll be there right on time. Ben tam zamanında orada olacağım. Right on time on time zamanında demek. Right on time tam zamanında. You know Merve better than me. Sonraki cümlede diyor ki sen Merve'yi benden daha iyi biliyorsun. Yani benden daha iyi tanıyorsun. Why does she always make excuses and refuse our invitations? O diyor neden daima bahaneler uydurur? Excuse bahane demek ya. Ve davetiyelerimizi, davetlerimizi refuse, reddeder. She is a shy girl. O utangaç bir kız diye cevap vermiş. Shy, utangaç. She doesn't like spending time with people. O insanlarla vakit geçirmeyi sevmez. Spend time vakit geçirmek. With people insanlarla vakit geçirmeyi sevmez. I often see your sister Hale in the libraries. Diyor ben sık sık senin kız kardeşin Hale'yi kütüphanelerde görüyorum. Who else loves going to libraries in your family? Ailende başka kim kütüphanelere gitmeyi sever? Burada else bakın başka demek. Who else? Başka kim? Cevabımız My father benim babam. He is a farmer. O bir çiftçi. But he doesn't do his job. Ama o işini yapmıyor, mesleğini yapmıyor. He doesn't do his job. He reads books day and night. O gece gündüz kitap okur. Day and night gündüz gece, gece gündüz kitaplar okur. Ronaldo has a busy life but he is the best footballer and a great father. Dü Ronaldo meşgul yoğun bir hayata sahip ama en iyi futbolcudur ve harika bir babadır. Do you know anyone like him? Burada like sevmek, hoşlanmak, beğenmek, keyif almak gibi anlamlara sahip değil. Burada gibi anlamında. Diyor sen onun gibi like him. Onun gibi birisini tanıyor musun, biliyor musun? Yani onun gibi birkaç şeyi birden yapan, çok başarılı birini biliyor musun? Cevap: Sure, tabii ki. Mete Gazoz is a is both a hard working student and a successful Olympic archer. Diyor Mete Gazoz hem bakın both burada hem anlamında ikisi her ikisi gibi anlamları var ve hem anlamı var. Diyor hem çalışkan bir öğrencidir hem de başarılı olimpik bir okçudur. O da iki farklı alanda çok başarılı çok özverili çalışan birisiymiş. Mete Gazoz'u Ronaldo'nun örneği olarak vermiş. Ronaldo'nun hayatına o verilen cümleye örnek olarak göstermiş. Ona bakalım. Shall we go to the theater at 11 pm tonight? Tonight bu gece diyor. Bu gece saat 11'de tiyatroya gidelim mi? Shall yapalım, edelim, gidelim mi? Yılmaz ve Cem Yılmaz Have a Show. Yılmaz Erdoğan ve Cem Yılmaz'ın bir şovu var. Karşıda I can't say no. Hayır diyemem. Because I don't miss any plays. Çünkü ben hiçbir oyunu kaçırmam. Play burada tiyatro oyunu anlamında. Ben hiçbir oyunu kaçırmam. Also my father can drive us there. Ayrıca benim babam bizi oraya götürebilir. Drive burada araçla bırakmak birini anlamında. Babam bizi araçla oraya bırakabilir. Evet, böylece bu bölümü bitirmiş olduk. B bölümüne bakalım. Write T for true statements and F for false statements according to the text denmiş. Yani doğru ifadeler için F, yanlış ifadeler için T yazın parçaya göre. Basit bir bölüm bakalım. Hi Jennifer, pardon. Hi I'm Jennifer but my close friends call me Jan. De merhaba benim adım Jennifer. Ben Jennifer ama benim yakın arkadaşlarım bana Jen diye seslenir. Call burada seslenmek anlamında. I'm a high school student. Ben bir lise öğrencisiyim. High school lise demek. I would like to talk about what I like doing in my free time. Ben boş zamanlarımda ne yapmaktan keyif, aldık, keyif aldığım hakkında konuşmak istiyorum demiş. I am keen on doing sports. Ben spor yapmaya düşkünüm. Keen on düşkün olmak çok sevmek. That's why bu sebeple I play basketball on weekdays after school and I try extreme sports such as skydiving and bungee jumping. Diyor ki bu sebeple ben okuldan sonra hafta içi basketbol oynar ve skydiving yani gökyüzü dalışı ve bungee jumping gibi such as gibi demek ve kendinden sonra niteliyor extreme sporlar yani zor, zorlayıcı sporlar denelim. I love taking risks. Ben risk almayı severim. Rock music is my favorite. Rock müzik benim favorimdir. En sevdiğim müziktir anlamında diyor. I often go to rock concerts. Ben sık sık rock konserlerine giderim. I hate I hate pop or rap music. Ben pop ve rap, pop ya da rap müzikten nefret ederim. I use lots of smartphone applications in my daily life. Ben günlük hayatımda, daily günlük demek, günlük yaşamımda pek çok akıllı telefon uygulamalısı kullanırım. Use kullanmak demek application uygulama. I am skilled at cooking too. Ben yemek pişirmede de yetenekliyim diyor. Skilled at yetenekli olmak, becerikli olmak. But I like to learn more about our country's traditional meals. Ama ben ülkemizin geleneksel yemekleri hakkında daha çok şey öğrenmek istiyorum diyor. So I take cooking classes with my mom at a restaurant. Bu yüzden ben bir restoranta annemle with my mom aşçılık dersleri, yemek pişirme dersi, dersleri alırım. Bakalım şimdi true false kısmına. Jennifer is an adventurous girl. Adventurous, maceracı, macera perest. Jennifer maceracı bir kızdır. She is not afraid of trying some air sports. Air, hava demek. O bazı hava sporlarını denemekten korkmaz. Evet, bungee jumping ve skydiving yap, yapıyordu. Bunları deniyordu. Ayrıca risk almayı seviyordu. Dolayısıyla adventurous da diyebilirim. Bunun için true diyeceğim. Jennifer prefers rock to pop or rap music? Jennifer rock'ı pop ya da rap müziğe tercih eder. Evet. Also, she attends some music events. Ayrıca o bazı müzik etkinliklerine katılır. Event etkinlik demek ya. Evet rock konserlerine gidiyordu. Dolayısıyla bu da true. Jennifer goes alone to a restaurant to take cooking lessons. Lesson ile class eş anlamlıdır. Yani ders demek ikisi de. Diyor ki Jennifer bir restorana aşçılık dersleri almak için alone, yalnız gider yemek pişirme dersleri almak için. Hayır, with her mom annesiyle gidiyor. Burada diyor ya with my mom annemle. Dolayısıyla buna false diyeceğim. Jennifer doesn't spend time with her phone at all. Jennifer hiç at all hiç demek. All'la karıştırmıyoruz. Or all tüm demek, her demek. Ama at all bir kalıptır. Hiç demek. Diyor ki Jennifer telefonuyla hiç vakit geçirmez. She's a self-disciplined girl. O öz disiplinli bir kızdır. Hayır, cep telefonuyla vakit geçiriyordu ve pek çok akıllı telefon uygulaması kullanıyordu günlük yaşamında. Jennifer is not interested in local dishes. Local yörel, yöresel demek, yerel demek. Jennifer diyor, yerel yemeklerle ilgili değildir. Bakın dish, burada da meal. Yemek demek ikisi de eş anlamlılar. She is fond of healthy foods and drinks. O sağlıklı yiyecekler ve içeceklere düşkündür. Böyle bir ifade zaten parçada yoktu. Ayrıca yöresel yemeklere ilgili değildir de yanlış olur. Çünkü ne diyordu? Ülkemizin geleneksel yemekleri hakkında daha çok şey öğrenmek istiyorum. Bunlar bir nevi yöresel yemeklerdir. Dolayısıyla bunun için de false diyeceğim. C bölümüne bakalım. Put the sentences into the correct order to make a meaningful conversation. Yani cümleleri anlamlı bir diyalog yapmak için doğru bir sıralamaya koyunuz denmiş. Bir de yapılmış zaten. Hi Jax, how is it going? Merhaba Jax, nasıl gidiyor? How is it going? Nasıl gidiyor? Karşıda ne olacak? I am doing great. What about you? Harikayım diyor. I am doing great. What about you? Harikayım. Ya sen. What about you? Ya Buraya iki yazdım. Sonra ne olacak? Actually I am bored now. Diyor. Aslında ben şu an sıkılmış vaziyetteyim. Sıkıldım diyor. I am bored now. Bored sıkılmış demek. How about doing something fun together? Diyor. Birlikte eğlenceli bir şeyler yapmaya ne dersin? How about? Burada ne dersin anlamında? Bu da 3 olacak. Ne olacak karşılığında? Okay. Do you have something in your mind? Tamam diyor. Mind akıl demek, zihin demek diyor. Aklında bir şey var mı? Something bir şey, bir şeyler. Aklında bir şey var mı? Cevap yes. I think maybe we can climb the Mount Everest. Yo, bence belki biz Everest dağına tırmanabiliriz. Do you have necessary equipment? Diyor senin gerekli necessary gerekli ekipmanların var mı? O da great idea, harika fikir. Yes I do. Yes I do derken şuna cevap veriyor. Yani gerekli ekipmanların var mı? Evet var diyor. Yes I do. I know it is dangerous but we come to this world only once. Diyor biliyorum tehlikelidir. Yani Everest dağına çıkmak tehlikeli bunu biliyorum. But ama biz bu dünyaya only once, sadece bir defa geliyoruz. We come to this world only once. So let's do that. Bu yüzden haydi yapalım diyor. Bu da 5 6 olacak. D bölümünden devam edelim. Circle the correct words, phrases or sentences denmiş. Yani doğru kelimeleri, ifadeleri ya da cümleleri yuvarlak içerisine alınız. Birinci cümlede, birinci bölümde soruda Nazlı Would you like to come over to my house at 8 o'clock tomorrow diye sormuş. Yani yarın saat 8'de benim eve uğramak ister misin diye soruyor. Of course diye cevap vermiş Hilal. Yani tabii ki. Tabii ki diye cevap vermişse kabul ediyordur ve bu doğrultuda devam etmeli cümle. I have nothing or lots of things to do then. Then o zaman demek diyor benim o zaman yani yarın saat 8'de I have nothing to do yapacak hiçbir şeyim yok yani müsaitim olur cevabımız nothing. Lots of things olsa yani benim o zaman yapacak çok işim var anlamı çıkar. İkiye bakalım. I have great buddies. Benim harika dostlarım var. We don't have the same interest and we sometimes argue. Bizim diyor aynı ilgi alanlarımız yok aynı ilgili alanlarına sahip değiliz ve bazen argue tartışırız. So ya da however var devamında. So bu yüzden, however ise ama, ancak. Bakalım. We always trust each other. Biz daima birbirimize güveniriz. Trust güvenmek demek. Daima birbirimize güveniriz diye devam etmişse buraya however gelir. Çünkü ne diyordu? Bizim aynı ilgi alanlarımız yok ve bazen tartışırız ancak biz daima birbirimize güveniriz. Bu yüzden uymaz oraya. Devamında because none of us tells lies or shares other secrets denmiş. Çünkü none of us hiç none hiç biri demek. Hiç birimiz diyor. Bizim hiçbirimiz tells lies yalan söylemez ya da shares other secrets başkalarının sırlarını paylaşmaz. Fatma feel yourself at home Zehra demiş yani kendini evinde hisset Zehra feel yourself at home. Would you like to eat one more cookie? Bir kurabiye daha yemek ister misin? Hani more daha demek ya. Zehra no thanks hayır teşekkürler diye cevap başlamışsa devamında ona uygun bir şey olması lazım. No thanks I am full. Hayır teşekkürler ben tokum. Hungry ise aç demek ben açım olurdu. 4. I prefer biographical books to fantasy books. Ben biyografik kitapları fantastik kitaplara tercih ederim. Prefer tercih etmek. To me bana göre biographies teach us how to be strong in life. Biyografiler bize hayatta nasıl güçlü olacağımızı öğretir. But my friend Aslı finds them ridiculous or fun. Bakın, but ile devam etmiş. Ama ama benim arkadaşım Aslı ama diyorsa onun görüşünün zıttında bir şey olması lazım. Diyor benim arkadaşım Aslı onları ridiculous saçma bulur find bulmak demek. Fun ise eğlenceli, komik. She never reads them. Bu asla onları okumak okumaz diye pekiştirmiş de aslında önceki cümleyi. She is fond of fantasy books. O fantastik kitaplara düşkündür. Fond of düşkün olmak. Irmak ve nehirin diyaloğuna bakalım. Do you have any plans for the weekend diye sormuş Irmak. Yani hafta sonu için hiç planın var mı? O da no not at all ya da yes I do hangisini söylemiştir bakalım. I am going to I am going to my hometown to see my grandparents. Diyor büyük anne ve babamı görmek için memleketime gidiyorum. Hometown memleket demek. Dolayısıyla planı var mıymıştır? Var mıymış? Yes I do. Evet planım var diyor. No not at all olsa hayır hiç yok. Hayır hiç değil anlamı çıkar. There are 100 students in our school. Diyor, bizim okulumuzda 500 öğrenci var. More than quarter of them always follow the latest fashion. Diyor, onların çeyreğinden daha fazlası, bakın quarter çeyrek, more daha, onların çeyreğinden daha fazlası daima son modayı takip eder. It's about 150. O yaklaşık 150 yani daima modayı takip eden kişi sayısı yaklaşık 150'ymiş çeyreğinden fazla. Less than half of the students follow national basketball matches. Diyor ki öğrencilerin yarısından daha azı. Less daha az demek ya. Ulusal yani milli basketbol maçlarını takip ederler. Yarısından daha azıysa it is 240 or 250. 240 mı 250 mi olur? Kaç kişi vardı? 500 kişi vardı. Yarısından daha az diyor. Less than half of the students. O zaman 240 olur. Bartu'ya bakalım. There is a science fiction movie at the cinema this afternoon. Diyor, bu öğleden sonra sinemada bir bilim kurgu filmi var. How about going it together? Diyor, birlikte gitmeye ne dersin? I am so busy çok meşgulüm diyor. But, but diyorsa meşgul olmasına rağmen gideceğini belirtecek bir cümle gelmesi lazım. But I can't accept or refuse it. diyor ama bunu reddedemem refuse reddetmek, accept kabul etmek. Because I love sci-fi movies so much. çünkü ben bilim kurgu filmlerini çok severim diyor. I play Barış Manço songs in my car when I pick up or count on my daughter from school. Burada ne olması lazım? Zaten baktığımızda hemen ortaya çıkıyor. Pick up olması lazım. Neden? Çünkü diyor ben my daughter, daughter kız çocuk demek. Diyor ben kızımı okuldan aldığım zaman arabamda Barış Manço'nun şarkılarını çalarım. Count on ise güvenmek demek. She doesn't know much about him. She derken kızından bahsediyor. O onunla ilgili buradaki him ise Barış Manço. Yani o Barış Manço ile ilgili pek bir şey bilmez. But she is crazy about listening his arkadaşım eşek song. Ama diyor onun arkadaşım eşek şarkısını dinlemeye bayılır. Salih how much or how often do you go trekking demiş. Yani trekkinge ne sıklıkla ya da ne kadar var hamac hamac miktar olarak ne kadar diye sordu sorduğu için aslında hiç buraya uymaz bile yine de cevaba bakalım twice or three times a week yani haftada twice iki defa three times üç defa iki ya da üç defa diye cevap vermişse sorumuz havaufunla yapılmıştır ne sıklıkla demek how often ne kadar sıklıkla doğa yürüyüşüne gidersin haftada iki ya da üç defa Being a teenager is not easy in my country. Diyor benim ülkemde genç olmak kolay değildir. Easy kolay. Being a teenager bir genç olmak. We don't have many opportunities. Bizim çok imkanımız yok diyor. Opportunity, imkan, fırsat bizim diyor. Pek imkanlarımız yok. We have lots of troubles bizim çok sıkıntımız, zorluklarımız var diyor. Trouble, sıkıntı, zorluk, güçlük. But it doesn't matter or I can stand it. We'll do what we should do and achieve our goals demiş devamında. Yani diyor biz what we should do ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. We'll do yapacağız diyor. And achieve our goals. Goal, hedef demek, amaç demek. Amaçlarımızı başaracağız, hedeflerimizi gerçekleştireceğiz diyor. Eçiği başarmak demek. Dolayısıyla buraya ne gelir? It doesn't matter. Önemli değil. Önemi yok demek. Hani öncesinde ne diyordu? Bizim ülkemizde bir genç olmak kolay değil. Pek imkanımız yok. Pek çok sıkıntılar var diyor, sıkıntımız var. Ama önemli değil, biz yapmamız gerekeni yapacağız ve hedeflerimize ulaşacağız. I can't stand it ise buna dayanamıyorum, tahammül edemiyorum demek. Sonraki bölüme bakalım. Bir bölümünde fill in the blanks with given words, phrases, sentences denmiş. Yani boşlukları verilen kelimeler, ifadeler, cümlelerle doldurunuz denmiş. Kelimelerimiz how long, ne kadar, süre anlamında ama ne kadar, ne kadar süre, how long. Afraid of, korkmak demek more sensitive, daha hassas, daha duyarlı. Write comments, yani yorumlar yazmak, yorum yazmak. Get on well with, iyi geçinmek. Where and what time, nerede ve saat kaçta. Always with me, daima benimle. The second one, ikincisi. Makes people laugh, insanları güldürür diyor. The deadline son tarih, son başvuru tarihi olabilir, teslim tarihi olabilir. Şimdi bakalım. Tümünü anlayarak ilerleyelim. I like my parents most when they buy me the latest smartphone or tablet. Diyor ben anne babamı bana son çıkan latest en son çıkan en son çıkan akıllı telefon ya da tableti satın aldıkları zaman çok severim en çok severim. Ben anne babamı en çok bana son çıkan tablet ya da akıllı telefonu satın aldıklarında severim. En çok severim. Because I always share photos and write comments on social media. And play my favorite game PUBG. Çünkü diyor ben daima sosyal medyada fotoğraflar paylaşır. Ve yorumlar yazarım ve favori oyunum olan PUBG'yi oynarım. Buradan çıkarılabiliyordu zaten. Şaban'la Ayşe'ye bakalım. Şaban, where and what time will we meet diye sormuş. Yani biz nerede ve saat kaçta buluşacağız? diyor. Ayşe de in Taksim at 2 o'clock. Taksim'de saat 2'de. Ha babam sınıfında da Şaban Ayşe'ye soruyordu. O da Taksim'de saat 2'de diyordu ya tüm babam sınıfına aynı yere randevu veriyordu kızlar. 3'e bakalım. I don't think that I am a beautiful girl. diyor. Ben güzel bir kız olduğumu düşünmüyorum. And I am afraid of taking selfies. Ve ben selfie çekmekten korkuyorum. Bunu da devamında da zaten vurgulayacaktır. Neden take afraid of geldiği biz daha iyi anlayacağız. Because I don't look good enough in photos. Çünkü diyor ben fotoğraflarda yeterince iyi görünmüyorum. Enough yeterli, yeterince. That's why camera is my worst enemy. Diyor bu sebeple kamera benim en kötü düşmanımdır. Buradan zaten taking selfie, selfie çekmekten afraid of korktuğunu çıkarabiliriz. Burcu, How long does it take to prepare dinner diye sormuş. Yani akşam yemeği hazırlamak ne kadar sürer? Cevaptan zaten how long olduğunu anlıyorum. Just 30 minutes. Sadece 30 dakika. Minute dakika demek. Teenagers don't know how to speak to their elderly relatives properly properly uygun bir şekilde demek. Diyor ki gençler yaşlı akrabalarıyla uygun bir şekilde nasıl konuşacaklarını bilmiyorlar. Also ayrıca they behave rudely. Rude kaba demek ya. Ayrıca kaba bir şekilde davranıyorlar. Behave davranmak demek. They need to be more sensitive about being respectful. Onlar saygılı olmak konusunda daha hassas olmalılar. More sensitive, daha hassas, daha duyarlı. Respectful, saygılı demek. My closest friend is Gamze Nur because she is always with me when I feel bad. Dır ki benim en yakın arkadaşım Gamze Nur'dur çünkü ben kötü hissettiğimde o daima benimledir. She is always with me. Do you know the deadline of the event to inform the organizer? Diye sormuş Ceren. Yani diyor ki organizatörü bilgilendirmek için etkinliğin son başvuru tarihi nedir? Daha doğrusu son başvuru tarihini biliyor musun? Do you know diye sormuş. It's May 20 Saturday 20 Mayıs Cumartesi diye cevap vermiş. Zaten yine cevaptan çıkarabiliyorum. Burada the deadline gelmesi gerektiğini. Melissa and I get on well with each other. Melissa ve ben birbirimizle get on well with iyi geçiniriz, anlaşırız. Yine devamından bunu anlayacağım aslında. We never argue. Biz asla tartışmayız. We understand each other very well. Biz birbirimizi çok iyi very well anlarız. Understand anlamak demek. And we attach great importance to our friendship. Ve biz arkadaşlığımıza attach importance önem vermek. Oraya great de girmiş araya. Yani çok önem vermek. Great orada çok diye çevirebilirim ve biz arkadaşlığımıza çok önem veririz. Comedy is a type of movie, a play or a TV program that makes people laugh. The comedy makes people laugh. İnsanları güldüren. Laugh gülmek demek, güldürmek. Burada güldürmek oluyor. Make people laugh insanları güldüren gülmek, kahkaha atmak, laugh. İnsanlar, komedi insanları güldüren bir çeşit film, oyun ya da televizyon programıdır. Yusuf, which one do you prefer, driving a car or riding a bike diye sormuş. Yani hangisini tercih edersin, which, hangi, hangisi, araba sürmek mi, bisiklet sürmek mi? I prefer the second one, İkincisini tercih ederim. Neden bu gelmesi gerektiğini çıkardık nasıl bunu anladık çünkü devamda diyor it's healthier o daha sağlıklı dolayısıyla burada the second one ikincisi ikincisini tercih ederim çünkü o daha sağlıklı evet böylece bitirmiş olduk dördüncü quizimizi umarım faydalı olmuştur kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere take care and always chase your dreams